Merhaba, Deniz Çevik ben. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Bugün sizlerle sözlük kullanımı çalışacağız, öğreneceğiz. Yani nasıl bir şey bu derseniz, sınıfta hep bundan bahsettiğim zaman ilk ders sözlük kullanımının öneminden bahsediyorum. Türkçe'de kaç tane kelime var diye soruyorum Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde. Ve herkes öyle suratıma bakıyor. Belli tahminlerde bulunuyor. Tamamen uç tahminlerde. Yani 10 bin diyen de var, 3 milyon diyen de var. Şu anda sözlükte 260 binden fazla kelime var. Ortalama 120 bini öz Türkçedir. Kalanı da diğer dillerden dilimize gelmektedir. Her dilde böyle alışveriş vardır. Yani zannetmeyin ki sadece biz alıyoruz. Başka dillere de biz veriyoruz. Tamam, çok kelime alıyor olabiliriz ama örneğin yoğurt kelimesini dünyaya biz verdik. Zaten yoğurt denen olay bizden çıkma. Ama yumuşak G harfi sadece bizde olduğu için onlar G ile kullanıyor. Ve bunun türevleri tabii ki ayran, cacık, pide falan da lahmacun onlar da aynı şekilde kullanılıyor. Yani yabancı bir şekli yok bu kelimelerin. Bu turkuaz kelimesi zaten dikkat ederseniz Türk diye başlıyor. Ege'nin yeşilidir turkuaz. Doğrudan bizden gitmedir. Yani bu alışveriş hep devam eder. Dolayısıyla bizde toplam şu anda 260 bin kelime var. Peki bir kere bu kadar kelime kullanmıyoruz tabii ki. Kelime dağarcığımızın zenginliği çok önemli. Aynı şekilde kullandığımız kelimeleri doğru olarak kullanmamız da önemli. Bununla ilgili bir kelimelerle ilgili videom var. Konu anlatım kısmına bakarsanız görürsünüz. Peki bir kelimeyi bilmiyorum. Hayatımda ilk defa duydum. Tabii ki anlamına bakmak isteyeceğim. Elinizde Türkçe sözlük varsa kitap olarak onu bir raftan çıkarıp bir tozunu alın. Büyük bir ihtimalle uzun süredir bakmadınız. Çünkü eğer işiniz gerektirmiyorsa ya da özel ilginiz yoksa ya da çocuğun ödevi yoksa Türkçe sözlük pek kullanılmaz bizde. Yani kime sorsam kütüphanede tozlanır ve raftan tozu alınır. Onu bir çıkarıp oradan bakabilirsiniz. Ya da artık teknoloji çağındayız. Tablet var, değil mi? Telefon var. Bunlarla yapabiliriz. Şimdi ne yaptık? Açtık. Tabletimizi açtık. Google'a TDK yazacağız. Ben de sürekli açık olduğu için tabii en başta çıktı. TDK. Evet, sanırım görünmüyor. Neyse, TDK yazınca ilk çıkan yere bastık. Çıktı size böyle bir sayfa. Daha sayfa açılır açılmaz zaten ne çıkıyor? Herhangi bir kelime veriyor bana. Bu gündemdeki bir kelime de olabilir, tamamen hani alakasız o anda denk gelen bir kelime de olabilir. Bugünle alakalı gündemden bir kelime geldi. Nevruz. Daha ben hiçbir şey yazmadım. Daha benim ne merak ettiğim ortada yok yani. Kendiliğinden var olan kelimeye bakıyorum. Nevruz ne demekmiş? Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan Mart'ın 21'ine rastlayan gün. Ya da çiçekleri aslan ağzına benzeyen türlü renkte bir kır bitkisi anlamı da varmış. Ayrıca bir Nevruz otu var. Şimdi buradan durup dururken bir kelime daha öğrendim. Onun altında bir deyim atasözü yazıyor. Bugünün deyimi neymiş? Şenlik görmemiş. Ne demekmiş bu? Terbiyesiz, görgüsüz kimseye denir. Şenlik görmemiş diye. Aşağıya doğru iniyorum. Sonra burada bir kural diyor. Düzeltme işareti. Buraya bastığınızda bununla ilgili bilgiye ulaşıyorsunuz. Sonra burada da sıkça karıştırılan sözler diyor. Ve burada kelimeler sürekli değişiyor böyle. Yanlışı doğrusu. Yanlışı doğrusu. Mesela bunlar sıkça ikisi karışmasın diyor yani. Hal, hal. Akit, akit diye. A'nın biri şapkalı, biri şapkasız. Teamül, temayül. Bak bunların fonetikleri benziyor. Araz, araz. Bunların fonetikleri benziyor. Bunları görmüş oluyorsunuz. Biraz daha aşağı iniyorum. Sıkça yapılan yanlışlara doğrular demiş. Burada iki tane örnek var. Yanlış olan maktül, doğru olan maktul. U ile yazılır ve söylenir. Yanlış olan süeter, doğru olan süveter. Burada da yanlışı doğrusu alt alta yazılmış, hangisinin doğru olduğu belli. Ondan sonra da onun yanında yabancı sözlere karşılık öneriler. Bu Türk Dil Kurumu'nda her zaman vardır. Mesela waffle kelimesine bir karşılık bulundu. Selfie kelimesine bence mükemmel yani
şu ana kadar bulunmuş en iyi karşılıklardan bir tanesi. Öz çekim. Ben her zaman öz çekim diye kullanırım. Hatta ben böyle kullandığımda, hadi arkadaşlar öz çekim yapalım. Ha, hoca konuştu. Ya da arkadaşlarımın arasında Deniz'in şu öz çekimini yapın. Ama öz çekim o. Yani Türkçesi varsa o Türkçesi kullanılır gibi. Dikkat ettiğiniz üzere ben daha merak ettiğim kelimeye bakmadan, daha öğrenmeden neler öğrendim? Kaç tane kelime, kaç tane karşılık öğrendim? Şimdi merak ettiğim kelimeye bakıyorum. Biraz böyle farklı bir kelimeye bakalım. İşte inceliği olsun, kalınlığı olsun. Örneğin rulo kelimesi. Çok uzun değil, karışık değil. Evet. Kelimeyi yazdım, ara tuşuna bastım. Artık bunu herkes biliyor herhalde. Kelimenin anlamı çıktı. Yalnız buradan da görünmüyor olması. Uzunca bir yazı var. Önce ne var? Kelimenin kendi yazıyor. Sonra parantez içinde diyor ki L ince okunur. Demek ki rulo değil, rulo. Ben bunu nereden anladım? Burada yazıyor. Fransızcadan dilimize girmiş. Nasıl seslendirildiğini öğrendim. Seslemek denir buna, nasıl seslendiğini. Ayrıca dilimize hangi dilden girdiğini öğrendim. Burada üç tane anlamı var. İsim, isim, sıfat. Hepsinin uzun açıklaması karşısında yazıyor. Ve ikisine de örnek var. Bakalım birinci isim anlamı neymiş? Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kağıt tomar. Örnek, İhsan Oktay Anar'dan bir örnek vermiş. Duvarlardaki raflarda kurtların kemire kemire bitiremediği el yazmaları, parşömenler ve harita ruloları vardı. Ruloları demek de zormuş, bunu da fark ettik. Diğerlerini ne kadar kolay okudum ilk defa okuduğum cümle. Harita ruloları vardı gibi. İkincisi yine isim, boya işlerinde kullanılan emici özelliğe sahip sünger veya sentetik silindir. Üçüncüsü sıfat, silindir biçiminde içine değişik malzeme konularak hazırlanmış demek. Örnek köfte, pasta, dondurma demiş. İşte rulo sarılır ya gibi. Ayrıca işaret diliyle gösterimi de var. Her harfin işaret şeklini vermiş bana. İşte ne yaptım? Anlamını da öğrendim. Nereden geldiğinde, nasıl telaffuz edildiğinde. Ayrıca burada bir hoparlör var. Hoparlöre bastığınızda telaffuzunu duyabiliyorsunuz. Duydunuz değil mi? Yani orada ince yazmasa bile rulo dedi işte zaten. Yani bunu da bu şekilde anlamış oluyoruz. Demek ki anlamını bilmediğiniz bir kelimeye sözlükten baktığınızda zaten pek çok bilgi sahibi oluyorsunuz o kelimeyle alakalı. Onun dışında da farklı bilgilere de sahip olabiliyorsunuz. Yeter ki merak ederim. Merak ilmin hocasıdır. Merak etmeden öğrenemeyiz. Kelimeleri merak edelim. Kelime dağarcığımızı zenginleştirme eğiliminde olalım. Sözlük kullanma eğiliminde olalım. TV2'de lütfen Ali İhsan var olun. Kelime oyununu izleyelim. Kelimelere başka açılardan yaklaşalım. Kitap okuyalım. Kitap okurken anlamını bilmediğimiz kelimelere bakalım. Üşenmeyelim. Ya da işaretleyelim, sonra toplu bakalım. Bir şekilde kelimelerle haşır neşir olmanız lazım. Çünkü kelime dağarcığınız zenginleştikçe konuşmanız da zenginleşecektir. Çok yansıyacaktır konuşmanıza. Yoksa ne oldu Türkiye? Aynen Cumhuriyetine döndü değil mi? Aynen der durursunuz. Bunu yapmayalım. Kendimize yapmayalım. Gelecek nesillere yapmayalım. Çocuğumuzun yanında farklı kelimeler kullanalım. Birbirimizi farklı kelimeler kullanmaya teşvik edelim. Bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz, sorularınız varsa lütfen videonun altına belirtiniz. Beni Instagram'dan Deniz Diksiyon'dan takip etmeyi unutmayınız. Kanala abone olup diğer videoları da izlemek sizin elinizde tabii ki. Görüşmek üzere.